Herkese merhabalar. Bugün 2 Nisan Cuma. Artık tek öğünle beslenmeye karar verdim. Bu süreçte neler yaptığımı size videoda paylaşayım. Şu anda ikisi bir arada normal kahve içiyorum. Yanında 2 tane hurmam var. Bakalım bu şekilde başlıyorum. Sabah ne yaptığımı, akşam ve ne yaptığımı, bunları nasıl bir süreç geçirdiğimi size anlatacağım. Bakalım, şu anlık videoyu sonlandırıyorum. Bu videonun devamı gelecek. Bakalım nasıl bir süreç beni bekliyor. Zorlanacak mıyım? Sadece gerçekten tek öğün besleneceğim. Bu şekilde geçireceğim. Günaydın. Saat sabah 8:30. Kendime ben bu şekilde filtre kahve yapıyorum. Peki yöntemi çok doğru olmayabilir ama ben bu şekilde yapıyorum. Şu şekilde suyunu döktüm. Sabah daha hiçbir şey yemedim. Tek öğün beslenecektim. Şöyle karıştırıyorum. Ve 4 dakika sonra içmeye hazır. Bekliyorum. Evet, şimdi filtre kahvemi içmeye devam ediyorum. Tabii ki aileme şimdi normal bir kahvaltı hazırlayacağım. Aslında gerçekten motivasyon çok önemli. Ben de kendimi motive etmek için kendime biraz telkinlerde bulunuyorum. İşte mesela sen Aysel, işte farz et ki mide ameliyatı oldun, sen fazla yiyemiyorsun. Sen bu kadar yiyemezsin ki, yiyemezsin ki. Kendimi bu tarz şeyler söylüyorum gerçekten. Çok şükür öyle çok fazla bir kilom yok. Ama bu pandemi sürecinde biraz tabii ben de kilo aldım. Şu anda kilomu söylemedim ama verince videonun sonunda söyleyeceğim. Bu şekilde devam edeceğim ve gerçekten... Ben şöyle yapıyorum, işte atıyorum bir çikolata. Yani diyorum ki bu benim zaten. Ben bunu yarın yiyebilirim. Bunu ben saklayayım, yarın yerim. Hani benim, bana ait. Ya böyle şeyler sanki beni daha çok motive ediyor. Yani fikir olsun diye size de paylaşıyorum. Bakalım tek öğün besleneceğim. Şu anda kahvaltıyı hazırlayayım. Ama ben kahvaltıda bir şeyler yemeyi düşünmüyorum. Evet, şimdi kahvaltımı yaptım. Kahvaltı sadece salatalık 2-3 parça, çok az peynir, bir bardak çay içtim ve hani gerçekten sadece düşünce yapımı biraz daha böyle değiştirdim. Hani sen bu kadar yiyemezsin, senin işte miden çok küçük gibilerinden telkinlerde bulundum yine. Ve ondan sonra saat şu an 2'ye geliyor. Yarım yumurtayla yarım, yani dilim kepekli ekmeğin yarısını yedim. Çok az. Yani daha çok yiyebilirdim ama dedim sen bir sade kahve iç, bir de hurma. Böyle bir su yanımızda olacak. Bol su içiyoruz aralarda bu arada. Böyle su içtim zaten arada. Ve tek öğünde istediğim kadar yiyebilirim diye artık bakalım ne yapacağız akşama. Şu an böyle ilerliyor, devam ediyor. Kahvemi içiyorum. Şimdi çileğimi biraz yoğurtla şöyle zenginleştirdim. Şurada bitki çayım demleniyor. Bunları yiyeceğim. Hani şey diyorum, akşam istediğiniz sınırsız tek öğünde yiyebilirsin. Saat 5-6 gibi yemeğimi bitireceğim. Ve diyorum ki istediğini yiyeceksin Aysa. Çünkü bu süreçte de midem küçülecektir. Öyle düşünüyorum. İlk 2 gün 3 gün biraz zor geçecek ama bence alışacağım yani. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi bunun 3 kaşık yedim. Yani şu an midem dindi. Diyorum ki aa bu çok fazla. Ben bunu yiyemem yani. Çünkü çok fazla. Mideme çok fazla gelecek. Benim midem bu kadar büyük değil. Diyorum. Ve bunu burada bırakıyorum. Bu benim. Ben bunu istediğim zaman yiyebilirim. Ben bu şekilde düşünerekten bunu bırakıyorum. Bıraktım. Bitki çayımı içeceğim. Biraz daha sonra.
Evet, şimdi de artık 17:45 itibariyle tek öğünlük yemeğimi artık bu saate kadar durdum ve pirinçli ıspanak yaptım. Yanında yoğurt, bir dilim ekmek, daha fazla da yiyebilirim çünkü sınırsız yani. Bakalım ne kadar yiyebileceğim, ben de bilmiyorum. Bana afiyet olsun. Yatmadan 3 saat önce bir 2 fincan ben bu farmasinin karışık bu bitki çayı var, harika. Onu içtim bu arada. Video çekmeyi unutmuşum. Evet, şimdi kendime şöyle bir ara öğün yapacağım. Greyfurt gerçekten metabolizmamı çok çalıştıracağını düşünüyorum. Şöyle bir tane yarısını sıktım. Biraz da portakal. Evet, şöyle yarım bir lavaş. Gördüğünüz gibi incecik yani. Patates. Şöyle de portakal suyun yarısını içtim. Çok fazla çünkü. Bugünlük de böyle olsun. Evet, şimdi biraz bir şeyler yeme zamanı. Su içtim. Yumurta, ananas, peynir ve yarım dilim ekmek. Bunları yiyorum. Şimdi de sade Türk kahvesi bir tane hurma yiyorum. Çünkü gerçekten bu enerji veriyor. Bu diyetlerde kahve çok işe yarıyor. Şimdi yoğurtla mücver yiyeceğim. Şu kadar ekmeksiz. Şimdi ikisi bir arada kahvemle tatlı aldım kendime ödüllendirmek için, ama bu tatlının yarısını yiyeceğim. Çok az az yiyeceğim şu şekilde. Maksat ağzım tatlasın diye böyle az az alıp şurasını yemeyi düşünüyorum. Bundan sonrası benim çok fazla çünkü. Evet, günaydınlar. Sabah kalktım. 2 bardak su içtim. Filtre kahve içtim. Şu an saat 12:30. Böyle kendime bir kahvaltı hazırladım. Şimdi bunları yiyebildiğim kadarını yiyeceğim. Bugün bayağı bir fazla gibi görünüyor ama hepsini yemek zorunda değilim. Saatleri de bölüştürebilirim. 2 saat sonra yine de yiyebilirim. Görüşürüz. Şimdi akşam menüsünde kadın budu köfte var. 3 tane ondan yiyeceğim. 2 kaşık makarna ve bol salata yiyorum. Şöyle kendime değişiklik olsun diye güzel bir arada içmek için şey yapacağım. Muz koydum, süt koydum. Şöyle kakao ilave ediyorum. Çok az krem şanti, çok az ama. Çok az. Ve mis gibi sütüm hazır gerçekten. Tadı da çok güzel. Çok az bal koyuyorum. Şahane bence. Hatta biraz daha baharatları artırılabilir, zencefil, zerdeçal. Güzel, ben beğendim. Evet, bu Hazal'ın kahvaltısı. Bu da benim kahvaltım. Çay yok çünkü canım istemiyor. Tek başımayım. Sütlaç. Evet, kendime bir tane greyfurt suyu sıktım. Böyle bir kahvaltı hazırladım. Şöyle bol yeşillikli. Hazal Hanım'ın kahvaltısı portakal suyu istediyor. O da böyle bir kahvaltı yapacak. Salatalık bir de en sevdiğim peynir ve yumurta. Yumurta. Kahvaltı. Asla. Evet, saat 12'ye yaklaşıyor. Ben bir saati falan bilmiyorum, yatarım herhalde. Kendime yine muhteşem sütten yaptım. Bu yeşil çay var içinde. Altın sütü, tarçın, zencefil, zerdeçal. Ben çay kaşığıyla koyuyorum. Şu anlık böyle başladım. Belki ileride daha çok koyarım içine. Bana afiyet olsun bakalım. İyi gidiyor şimdilik. Bir hafta sonra yine tartılacağım. Böyle bugün bol salata ve bulgur pilavı yedim. Bir kaşık da yoğurt yanında, ama salatayı bayağı bir çoğalttım. Bu şekilde böyle Türk kahvesi içtim bir tane hurmayla. Yani şimdi ben bunu bir tatlı kaşığı mesela yapsaydım, bu sefer içemeyecektim. Çok az da bal koydum bu arada. İçemeyecektim. Yani hiçbir şey yapmamaktansa bu şekilde yapmak daha mantıklı yani. Yavaş yavaş böyle devam edeceğiz bakalım. Bu arada dün akşam içmeyi unuttum. Sabah içmiştim.
Yani illa her gün yapamasanız bile Niye bahsediyor? bence yani 2 güne bir böyle yapılması bile yani hiçbir şey yapmaktan kesinlikle iyidir. Böyle sıcakken bunu içeceğim şimdi.